Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, vatandaşların istek ve taleplerini dinlemek amacıyla düzenlediği her hafta Salı günü Halk Günü'nde vatandaşları makamında ağırlamaya devam ediyor. Başkan Yazgı, Halk Günü'ne katılan herkesin derdini anlattığı buluşmanın vatandaşları dinlemek açısından önemli olduğunu söyleyerek görüşmeye gelen vatandaşları dinledi. Farklı kesimlerden buluşmaya gelen vatandaşlar ise yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek çözüm noktasında Başkan Yazgı'dan yardım istedi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, MÜSİAD Aksaray Şubesi geleneksel dost meclisi toplantısına katıldı. Başkan Yazgı toplantıda 4 yıllık çalışmalarını sinevizyon eşliğinde anlattı. İçme suyu projesinden yeni sanayi projesine, Efor Kavşağı alt geçidinden Piri Mehmet Paşa Çarşısı'na, Selçuklu Parkı'ndan Ulu Irmak Kent Parkı'na, asfalttan yeni yol çalışmalarına, yatırımlardan sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar sayısız çalışmanın yer aldığı slide gösterisiyle sunduğu faaliyet raporunun ardından bir değerlendirme yapan Başkan Yazgı, yeni projeler hakkında katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu. Evet, burası Kocaslan'da nikah sarayımız. Altında kafeteryamız var, piramit kafe. Üstünde de nikah salonumuz var. Burası yazın çok faal olduğu gibi kışın da yine kullanımı devam ediyor. Yavuz Sultan Selim mahallemiz zor bir mahalle. Toprak yapı olarak, zemin olarak. Çünkü çok çabuk çöken bir yer. Dolayısıyla kanalizasyon ve su çalışmamız biraz ağır gidiyor ama çok şükür az bir kısmı kaldı, tamamlamak üzereyiz. Bittiği zaman o bölgenin su ve kanalizasyon ihtiyacı tamamlanmış olacak. MÜSİAD Aksaray Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Dağdaş ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda iş adamı katıldı. MÜSİAD Aksaray Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Dağdaş ise toplantıda derneklerinin vizyon ve çalışmalarını anlattı. Bugün MÜSİAD olarak toplam 12 bin üyesi olan 60 bin işletmeye bulunan ve 86 yurt içinde 86 şubesi, yurt dışında 68 ülkede 181 noktada 12 bin üyesiyle birlikte Türkiye'nin ekonomisine, istihdamına ve sosyal ve siyasi hayatına yön veren bir sivil toplum örgütüyüz. Bu sivil toplum örgütü sadece tabela üzerinde yapılan bir tabela derneğinden farklı bir kuruluşumuz. 1990 yılında rahmetli Erbakan hocamızın talimatlarıyla TÜSİAD'a alternatif olarak kurulan ve bu birlikteliğin paylaşmayı ve ahlaki, milli ve manevi değerlere sahip insanların bir araya gelerek bu birlikteliğin devam etmesine yön veren hocamızı da burada rahmetle anmak istiyoruz. Ve müsiyatımızın kurulmasında emeği geçen, dünyadan ahirete irtihal etmiş abilerimizi ve kardeşlerimizi rahmetle ve bugün hala bu müsiyatın devam etmesi için gayret gösteren genel merkez yönetim kurulu üyelerimize, genel başkanımıza ve bizim burada bu bayrak yarışında görev alan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyor. Onların katkılarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geride bıraktığımız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'da görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları için bir onur yemeği vermişti. Aksaray Gazeteciler Cemiyeti de Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın bu jestine karşılık yönetim kurulu üyeleri ve cemiyete üye gazetecilerle birlikte Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Geçtiğimiz hafta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'da görev yapan ulusal ve yerel basın mensubu gazeteciler onuruna yemek düzenlemişti. Onurlarına düzenlenen yemeğin ardından Aksaray Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Yeni Gün Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Yaşar Karatay, Anadolu Ekspres Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Harun Atalay, Posta Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Bilal Bölükbaş, Doğan Haber Ajansı Aksaray temsilcisi gazeteci Hasan Bölükbaş,
Haber 68, Güncel Gazeteleri Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Nazmi Çalışkan, Sultan Anı Kervan Gazetesi İmtiyaz Sahibi Gazeteci Mehmet Canlı, İhlas Haber Ajansı Aksaray Temsilcisi Gazeteci Yasin Doğan, Gazeteci Mehmet Eser ve Gazeteci Ziya Koçak cemiyetler adına Başkan Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Aksaray için elinizden geleni yapıyorsunuz. Birçok çalışmanız hızla devam ediyor. Bizler de Aksaray'da gazeteci olarak, yani şehrimizin gelişmesi, büyümesi anlamına adına çalışan gazeteciler olarak görüyoruz. Siz de bizim böyle özel bir günümüzde, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda çok güzel bir katma değer ve değerimizi bir kez daha gösterdiniz. Onun için teşekkür ediyoruz. Gazeteciyiz. Hani derler ya, bizim bir tarafımız, evet, biz sizin yapmış olduğunuz icraatları ve sizi destekliyor ve bundan sonraki süreçte de sonuna kadar yanınızda olduğumuzu cemiyetimiz adına söylemek istiyorum. Ondan cemiyetin basın sözü. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi desteğimizi vereceğiz. Buyurun, ben istiyorum. Teşekkür ederim. Sizlerin geldiğiniz için ben başta onun için teşekkür etmek istiyorum. Gazeteciliğin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar işe kalitli olduğunu zaten iç içeyiz, biliyoruz çalışmalarımızda. Yani bu işin gecesi yok, gündüzü yok, hafta sonu yok. Büyük bir özveriyle, fedakarlıkla çalışıyorsunuz. Ben o nedenden dolayı hepinize teşekkür ediyorum bu çalışmalarınızdan. Tabii bizim için de önemli olan yaptığımız hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırabilmek. Bunun da en önemli yolu basın yoluyla bunu yapmak. Ve bu noktada da bizler sizlerin çok büyük desteğini gördük her zaman, her noktada. Yaptığımız her projede. Sadece proje bazında yapılan çalışma değil, aynı zamanda yerine hep birlikte gidip bakmak suretiyle de bizi mutlu ediyorsunuz. Yerinde görerek, yerinde soruları sorarak. Yani işi doğrusu birinci ağızdan neyin ne olduğunu, ne bittiğini öğrenerek bunu gazetelerinizde, derginizde, televizyonunuzda yansıtıp bizlere ulaştırıyorsunuz. Bunu sadece yerel basında değil, ulusal anlamda da yaptığımız çalışmaları iletiyorsunuz. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize Allah razı olsun. Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi, Engelli Anneleri Terapi Grubu, Şehit Anneler ve Onkoloji Hastalarından oluşan kadınlara moral vermek amacıyla Sinema Günleri etkinliği düzenledi. Aksaray Belediyesi tarafından kadınlara yönelik yürütülen tüm projelere destek veren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın eşi Hasibe Yazgı, Sinema Günleri etkinliğine katılarak hanımlarla bir araya geldi. Hanımlar tüm hayatı boyunca ailesi ve arkadaşları başta olmak üzere tüm çevresi tarafından yanlış değerlendirilen otistik bir kadının onlara unutamayacakları bir ders verdiği etkileyici hikayenin anlatıldığı Temple Grandin filmini izlediler. Hanımlar film gösterimi sonunda Akmek Sanat Atölyesi kafeteryasında çay içip sohbet ettiler. Osmanlı İmparatorluğu'nun soğuk kış günlerinde kuşları beslemek için vakıf kurduğunu biliyor muydunuz? Sıradaki haberimizde sokak hayvanlarına nasıl yardımcı olabileceğimizi anlatıyoruz. Havaların soğumasıyla sokaktaki hayvanlar için yılın en zor dönemi başladı. Kışın vücut ısılarını korumak ve yemek bulmak için her zamankinden fazla enerji harcaması gereken sokak hayvanlarına yardımcı olabiliriz. Kışın bu çetin şartlarında sokak hayvanlarının yaşantısına sıcak dokunuşlar yapabiliriz. Kedi, köpek ve kuşların su kaynağı olarak kullandığı küçük birikintiler kış aylarının gelmesiyle beraber donduğundan su bulmakta zorlanıyorlar. Birçok sokak hayvanı su bulamadığı için ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için de yapacağımız şey ise çok kolay. Kullanmadığımız herhangi bir kaba su doldurarak bırakıp ara sıra da su kabındaki suyun donup donmadığını ve temizliğini de kontrol ederek sokak hayvanlarına yardımcı olabiliriz. Fazla gelen ya da yenmeyip kalan yemeklerle sokak hayvanlarının yemek ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Ama artan yemekleri hayvanlara mutlaka bir kap içerisinde vermeli ve bozulmuş yemekler kesinlikle verilmemelidir. İmkanlarımızın el verdiği ölçüde yaralı sokak hayvanlarıyla karşılaştığımızda onlara sağlık desteği verebiliriz. Evde bulunan veya evde bulunmasa bile kolayca ulaşabileceğimiz eşyalarla barınak yapabiliriz. Sokak hayvanları için yaptığımız barınakları güvenli bir köşeye bırakarak kış aylarına sokak hayvanlarının soğuktan korunmasını sağlayabiliriz. Çetin kış şartları insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Soğuk kış günlerinde aç kalan başta serçe, kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine siz de yardımcı olabilirsiniz. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.